Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çöp zannettiğimiz aslında gerçekte çöp olmadığını düşündüğüm bir hero'dan bahsedeceğim size arkadaşlar ki bunu da yine bir seri haline getirebilirim. Görüyorsunuz çok çok yeni seriler başlatıyorum ki keyif oranımız arkadaşlar çok daha fazla bir şekilde oyundan artsın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu karakter kim biliyor musunuz? Biliyorsunuz da bende 6 yıldız da var hem de kopyalı abi. Öf öf fena. Yani bu tarz dediğim gibi arttıracağım ama arkadaşlar 6 yıldız bir mistik kaydı. Bu arada bende kaç tane mistik? 5, 10, 14 tane mistik var. 6 yıldız kopyalı arkadaşlar. Jane Foster abi. Kesinlikle Jane Foster. Neden? Arkadaşlar Jane Foster'ın çok enteresan bir özelliği var. Yani aşırı enteresan ki kopya özelliğidir bu arada. Rakip sersem yemiş haldeyken vurduğunuz her vuruş garanti kritik. Aynen abi, çok enteresan. Yani her vuruşunuz garanti kritik vuruyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Yani özellikle siper ağır tarzı, ağır saldırı tarzında oynamak isterseniz veyahut da siper attıktan sonra bir orta bir ağır saldırı atmak isterseniz çok enteresan. Önce bir kop özelliğine bakalım. Diyor ki ezici kuvvetin sahne sersem bir rakibe karşı garanti kritik darbe imkanı ve 253 kritik hasar puanı kadar. Yani bunun kopyası artsa çok daha fazlasını arttıracaklar arkadaşlar. Ve şöyle bir test yapalım. Bizim saldırı gücümüz 3000. Bu 3000 üzerinden yola çıkacağız. Datasına da bakmak istiyorum. Normal şartlardaki kritik oranı tabii ki düşük. Çünkü kritik oranı kadar. Zırh puanı ve blok becerisi de zırh puanı çok düşük. Blok becerisi ortalamalarda. Şöyle bir şey yapalım. Kobay faremiz kış askerine gidelim abi. Bu karakterin 3000 saldırı gücü varken, 3000 saldırı gücü varken kaç vuruşta acaba alacak? Yani neredeyse şimdi her vuruşu garanti kritik olacağından dolayı sinerji minerji değil ama sadece gardiyan yapmak istiyorum. Çünkü siper ağır saldırı yapacağız ve blok performansı düşük biliyorsunuz. Gardiyanın oyundaki en önemli esprisi blok performansını arttırması takım arkadaşlarının. Kendisi hariç, kendisi kopya oldukça artıyor. Dediğim gibi sadece siper ağır saldırı yapacağız abi. Acaba Jane Foster 547 bin yani 550 bin canı kaç vuruşta alacak? Bir bakalım abi. Sinerjisiz bir şekilde. Dediğim gibi siper orta ağır saldırı düşünüyorum. 2800'e 6000 vuruyor abi. Tabii ki ağır saldırılar rakibin üzerine arkadaşlar çifter çifter de sendeletme takviyesi veriyor. Siper ağır saldırı abi. Bunu kimlerle yapıyoruz? Tapiralar var mesela. Archangel, Captain America, Colossus ve daha bir sürü hero. Yine bu tarzda oynayan karakterler. Eğer siper ağır saldırı değil de bir orta bir ağır saldırı yaparsanız rakibin sizi köşeye sıkıştırmasını engellemiş olursunuz. Farkındaysanız arkadaşlar %100 kritik. Bu espri çok güzel. Tabii ki kopya sayısı arttıkça bu olay çok daha güzel hale gelir. Ve aynı zamanda biliyorsunuzdur attığı şok varsa rakip üzerine düz vuruşlarınızda sersemletme ihtimali var %15 şansla. Aslında L3 atmayacaktım ama hadi arada bir L3 de atalım. Aslında şu şokları bir yenileme imkanı olsa Jane Foster'ın. Yani şok hasarları da fena değil. Gördüğünüz gibi bu arada şok varken düz vurduğumda artı bir daha sersem vermiş oldum. Dediğim gibi şu şokları biraz daha rakibin üzerinde tutabilseydi güzel olurdu. Tabii kış askerinin mükemmel pasif oyun şekli başka bir galaksi. Vuruşta %30'unu aldık. Yani 150K civarında belki biraz daha fazlasını almış olduk. Basalım abi L3'ü. Sen yabancı değilsin. Tanıdık işi yapalım.
Jim Foster. Bir gün şeyi düşünüyorum. Çöp pirolarla böyle zorlu bölümler nasıl geçilir? Mesela atıyorum bir koleksiyoncu, belki bir grandmaster, bir şampiyon falan. Düşünüyorum yani çöp diye bildiğimiz pirolarla. Bilmem siz ne dersiniz? Yapalım mı öyle bir şey? Yalnız gerçekten bu kış askerinin buradaki pasif oyunu insanın asabını bozar ya. Gerçekten bozar yani. O kadar saçma bir yapay zeka yapmış ki. Bunu yapan firma her zaman dediğim gibi abi bu oyunu oynamıyor. Oynasaydı böyle yapmazdı. Ya da oynuyor kendisine bayağı bir yardırıyordur diye tahmin ediyorum. Ha, başka türlü aklıma bir şey gelmiyor yani. L2'yi de yine sersemde attığınızda kritik vurur. En azından ilk darbesi veya işte artık beşinci darbesi denk geliyorsa. Ama eskiden kış askeri burada bu kadar pasif oynamazdı. Tamam. Bu kadar pasif oynamazdı. Tabi zamanla millet pot farmlamaya başlayınca kafam dedi ki hop dedik ne oluyor orada falan diye. Bağır yapayım da biraz ızdırap olayım. Yani oyuncunun işini kolaylaştırayım diye bir derdi hiçbir zaman olmuyor abi. Ne yapsam da daha ızdırap olsam. Kış askeri. Birazdan bir de böyle daha aktif oynayan bir karaktere karşı yaparız bunu. Tabii bir de öyle yapalım. Baksana eleman şu ana kadar çoktan 200 komboya çıkmam lazım. Eleman öyle pasif hatta öyle pasif oynuyor demeyeyim. Oynamıyor ki. Oynamıyor ki. Bu arada bendeki 6 yıldız R1 arkadaşlar. 6 R1 demek. 5 yıldızın 4.55'inin bir tıkısı. 4.55 ile 5.65 arasında. Baksana. Olduğu yerde falan hareket çekiyor ya. Çok enteresan. Olduğu yerde o bidik kubidik zıplıyor ya vicdansız herif. Eteniz midir nedir? 1L3 dağıtalım Jane Foster'la. Ya. Mesela Jane Foster'ı başıboş karosunda da oynayabiliyorsunuz. Başıboş karosunda rakipler özel saldırı attığı zaman hem durdurulamazlık açıyor hem de kaçış açıyor. Aktif olarak açıyor ve Jane Foster'ın çiftli sendeletmesi bunu kapatıyor arkadaşlar. Şimdi gösteririz bir tane yer var. 6-4'te bir sahne var. Dediğim gibi yani şu anda şu kış askerin oynadığı saçma oyunu oynamıyor yani. Gerçekten çok üzüntü ya çok üzücü bir durum. Gerçekten oyunun dinamiğini mahveden insanları oyundan sonra bu tarz birçok şey var biliyorsunuz oyunda yani mesela rakipten özel saldırı atmaması tabi ya bunlar hep yeni yeni çıkan şeyler yani son bir yıl içerisinde olan şeyler ben 4 yıldır oynuyorum benden çok çok daha eski oynayan arkadaşlar da var onlar da bana mutlaka hak verecektir yani gerçekten çok saçma gerçekten çok saçma özellikler eskiden böyle şeyler yoktu arkadaşlar. Yani oyun gerçekten çok akıcıydı. Oyuna oyuncuları bağlıyordu. Zaten o sebeple oyun popüler oldu. Yani o oyunun akıcılığı, güzelliği sayesinde popüler oldu. Sonra 12.0 versiyonundan sonra bir değişiklik yapıldı abi. Yönetim değişti, işte atıyorum oyun sistemi mantığı bir değişti. O zamandan bu yana artarak bildiğiniz bu buglar, hatalar, sıkıntılar, kabamın kendi hatasını oyunculara yansıtması gibi birçok saçma seçtiğini söyleyeyim mevzuda patlak verdi ve her geçen gün de büyüyor. Mesela şimdi çarşamba günü 2 gün sonra yeni bir versiyon 30.0 ile karşılaşacağız. Benim dediğim olay versiyon 12.0'dan sonra bak 12.0 ile 30 arasında
3-4 yıl var, belki daha fazla var. Ben daha eskiden de oynuyordum ama bu kadar yoğun bir şekilde oynuyordum. Bu arada 119-120 kombolu arkadaşlar 550 bin can alıyorsunuz. Ortalama 4K civarında, hatta 4K'dan daha fazla hasar vermişsiniz. Her duruşunuz 4K. Bence güzel bir rakam. Bunu bir de normal mesela 6-4'teki bir yerde oynayalım. Medusa diye Medusa var mesela. Biraz sınıf bonusu da alsın. Orada bir yer var. Başıboş karosu. Bir de orada test edelim. Gel bakalım. Şu torun olduğu yerde sağ tarafta dediğim gibi başıboş karasoy. Gardiyan alıyorum. Gardiyan bu blok performansı gerçekten çok güzel. Eğer imkanınız varsa, slotunuz varsa böyle siper atarak oynayacağınız yerlerde mutlaka Gardiyan'ı takıma alın. Gardiyan'ın bu özelliği güzel. Kendi özellikleri de fena değil. Yani kendi özellikleri fena değil. Yüksek hasarından bahsetmiyorum. Yine blok performansından, yani kopya özelliğinden bahsediyorum. Onunla ilgili yine detaylı bir video yaparız. Burada arkadaşlar mevzuya baktığınızda en iyi savunma. Yani otomatik blok yaptığında veya kaçtığında bir şeyler falan yapıyor. Başı boş asıl dediğim mevzu bu arkadaşlar. 7 saniye boyunca hem durdurulamaz hem de kaçış haline geliyor. 260 bin canı var. 260 bin canı var. Bakalım abi kaç vuruşta çıkartacak. Yani takriben bir 50-60 kombo da alması lazım gibi geliyor bana. Belki daha az bile olabilir. Bu arada görüyorsunuz Medusa'yı hiddetlerini de açtırmıyor arkadaşlar. Yani bu tarz yollarda güzel gider. Tabii ki daha iyileri varken onu kullanın ama alternatif buff'ta kesinlikle çöp olmayan bir karakter abi. Medusa ne kadar hızlı hiddet atmak çalışıyor. Bak özel saldırı deli gibi hiddet açmaya çalışıyormuş abi karakterde. Düşünsenize ya, çiftli sendeletme bile yetmiyorsa. Abo. Normal siper ağır saldırı karakteri yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmiyor. Yani Jane Foster olduğu için hiç ön yargıyla bakılmasın. Normal siper ağır saldırı yapıyorum abi. Ah be, yakalanmayaydım ne güzel olurdu be. Ulen yakalanmayaydım ne güzel olurdu. Neyse yakalandık. Bıdı bıdı yaparken bazen oluyor böyle şeyler. Kaç combo yapmışsın peki abi? 26 combo arkadaşlar. 26 komboda rakibe verdiği hasar 150 bin. Den biraz daha fazla, o civarda bir şey. 150 bin civarında. 26 komboda. Kaç yapıyor ya? Hesap yapalım. Şöyle gel bakayım. Hesap makinemi size yansıtmıyorum ama. 260 bin eksi 118 bin eşittir 142 bin vermiş. Böyle 26'ya ortalama 5500 arkadaşlar. Ortalama her komboda 5500 hasar vermiş bir karakter. Böyle kolay bulunmaz. Bence söylenenden söyleyeyim. Yani bu 6R1 mesela R3 olsa tabii ki atılır mı? Atan bir tane Gundi biliyorum bu arada. Bir iki tane Gundi görmüştüm videosunu. Abi inanılmaz vuruyor. 11.000 12.000 falan vuruyor ki Cehennem Labirent'te teklemeler var. Tabii Cehennem Labirent'te Jane Foster'la teklemeler var abi. Yani bu özelliği kullanılırsa siper ağır saldırı bakımından bence Jane Foster arkadaşlar hiç de çöp değil. Hatta bu özelliğiyle yarı tapa bile taşınabilir. Ama tabii bizi, ben de dahil olmak üzere bazı ön yargılarımız olabiliyor abi. Tabii bu ön yargıları yıkmak için sürekli oynamak lazım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Aranızda Jane Foster'ı aktif bir şekilde kullanan arkadaşımız var mı? Varsa düşüncelerini yazsın. Ben de sabitlerim mesajı yukarıda. Herkes de görmüş olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aklınızda bu tarz var mı? Çöp diye bilinip de çöp olmayan. Onu da yazın arkadaşlar. Onunla ilgili de videolar arka arkaya gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.